Efendim iyi akşamlar. Yeni bir halk meclisi gecesinde yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Taşkent köyündeyiz. Çok özel bir köy tabii burası. Çok uzaklarda değil. Hemen Suriye sınırında savaşlar yaşanıyor şu anda. Türkiye'nin de içinde olduğu bir noktada. Çok uzak zamana gitmeden burada da yaşadıklarımız var. O yüzden bu köyün bir başka önemi de yakın geçmişimizle alakalı. Tabii ülke gündemi, bölge sorunları ve bu gibi diğer daha özel konuları konuşacağımız bir gece olacak herhalde. Her zaman yaptığımız gibi açılış konuşması için sözü Sayın Reşat Akar'a vereceğim. Sonrasında da başkanımız burada, muhtarlarımız burada, vatandaşlarımız var. Umarım güzel bir program olur, herkes söz alır, konuşur. Ve sorunları, sıkıntıları bir kez daha dile getirmiş oluruz. Sayın Akar, buyurun. Sizle başlayalım. Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Başta belediye başkanımız Sayın Yüksel Çelebi'ye, muhtarlarımız Durmuş Aşandır, Celal Bozacıoğlu'na hoş geldiniz diyorum. Tabii bu köy, burası bizim için çok önemli bir bölge. Eski adıyla Dohni, yeni adıyla Taşkent köyü. Biz Diyalog TV olarak bunu özellikle burada yaşayanlar bilecek. Ulaşabildiğimiz insanlara ulaştık. Bir belgesel hazırlamaya çalıştık. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz. 1974 yılından 2017 yılına kadar böylesi öneme sahip bir köyümüz ve hayatta kalan insanlarla devletimizin yapmış olduğu herhangi bir kalıcı eser olmadığı için biz bu sorumluluğu kendi üzerimizde hissettik. Yoğun çalışma tempomuz arasında vakit ayırıp geldik. Görüşebildiklerimizle görüştük. Cemal Hanım burada, onunla görüştük. Suat Kafadar burada, o olayı canlı canlı yaşayan insan, onunla görüştük. Zerrin Hanım burada, diğer görüştüğümüz arkadaşlar burada. Tabii gönül arzu eder daha kapsamlı bir belgesi hazırlayabilelim diye. O kötü olayların yaşandığı köye gidelim. Orada çekimler yapalım. Fakat sizler de gidenler bilecek. Orada ciddi değişiklikler yapmışlar. Orasını bir turistik bölge yapmışlar. Türklerin evlerinin büyük bir çoğunu yıkmışlar, harabeye çevirmişler. Taşlarını bile bırakmamışlar. O değişimi de dikkate alarak orayı boş geçtik. Ama dediğim gibi bizim için, ülkemiz için çok önemli bir yerdir Taşkent. Unutamayacağımız bir yerdir. Ben bu akşam bu programı açarken dolayısıyla öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yaşanan acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Gerçekten çok büyük acılar yaşandı. Bu tabii ki Kıbrıs'ta 1974 öncesinde özellikle bizim Kıbrıs'ı Türklerin uğradığı çok ciddi saldırılar oldu. Bizim arzumuz artık eğer bir çözüm olacaksa bir daha bu acıların yaşanmayacağı bir çözüm olsun. Garantimiz sağlam olsun, koruyucumuz olsun ve aynı acıları bir daha yaşamayalım. Bu temenniyle ben açmak isterim programı ve devletin biraz daha özellikle bu tür bölgelerimize, bu tür acı olaylarla yüzleşmiş insanlarımıza biraz daha ciddiyetle el uzatmasını, sorunlarıyla daha ciddiyetle eğilmesini arzuladığımızı da belirtmek istiyorum. Ben bugün Değirmenlik Belediye Başkanı ziyaretime gelmişti. Osman Bey, ona da söyledim. Belediyelerin çalışmalarıyla ilgili görüş ve düşüncelerimi özetlerken kendisine, bu bölgede Taşkent'te biz Durmuş muhtarımızla şehitliğe gittiğimiz gün ona da söyledim. Dedim ki birçok şehitliğimiz pislikten, bakımsızlıktan dökülürken ki bizim için üzücü verici bir durumdur. Burasını çok bakımlı gördüm, çok güzel yeşillendirilmiş gördüm. Ve belediye başkanımızı kutlamak isterim dedim. Kendisini şu anda da huzurlarınızda kutlamak istiyorum. Gerçekten şehitliğe iyi bir bakım yapılıyor, yeşillendirilmesi tamam. Belki benim görmediğim
sizler burası eksiktir diyebileceğiniz durumlar olabilir. Orada bir müze var, müzeyi gördüm. Büyük gayretler sonucunda bir kısmı bitmiş, bir kısmı bitmemiş. Bunun da tabii bu akşamki program akışı içerisinde seslendirmek isteyenler olacak, olabilir. Bunları da dinlemeye hazırız. Yetkililer de dinlesin. Ve daha fazla uzatmayayım sözü. Önce muhtarlarımıza verelim. Durmuş muhtarımıza, daha sonra Celal muhtarımıza. Biraz bize kendi düşüncelerini, yaşanan sıkıntıları, beklentilerini, arzularını anlatsınlar. Sonra mikrofon sizde. Öncelikle bize bu imkanı tanıdığınız için Diyalog TV'ye, Sayın Reşat Akar'la Aytun Bey'e ve ekibine teşekkür ederiz. Şimdi ben 2010 yılında muhtar seçildiğim zaman azalarla iki muhtar azalar ve Taşkent Şehit Aileleri Komitesi olarak ve bizden önce geçmiş bütün muhtarları davet ettik ve bir toplantı yaptık. Bizim önceliklerimiz nelerdir diye bir yol belirledik. O gün şartlarında birkaç muhtarın haricinde bütün muhtarlar katıldıydı. Biz kendi şeyimize göre önce şehitlikten başladık. Çünkü bizim için önemli olan ve köyümüzün yalnız değil, şimdi bunun birçoğu yalnız köyümüz olarak görüyorlar Taşkent şehitliği. Bu Kıbrıs'ın şehitleridir bunlar. Şehitlikten başladık, birçok mücadeleler verdik. Zor da olsa başardık ve bir şehitliğimizi yaptırdık. Şehitliğimizi yaptırdığımız zaman defnettik. Defnettiğimizde şehitlik aşağı yukarı 1,5 yıl iki muhtarın ve şehit aileleri komitesinin bakımını üstlendiği bir yerdi. Bu arada şehit aileleri komitesiyle beraber ve iki muhtar azalarla beraber defalarca Cumhurbaşkanı'na da gittik, Başbakan'a da gittik. Dedi ki bu şehitlik devletindir. Bize bir kişi alınız, oraya günlük bakımını yapsın. Maalesef 1,5 yılda başaramadık. Sonunda köylü olarak ve ekip olarak dedi ki ya belediye başkanımıza söyleyelim. Belki bize bir kişi görevlendirir oraya. Ona huzurlarınızda teşekkür ederim belediye başkanımıza. İsteğimiz hemen kabul etti ve bize bir kişi görevlendirdi. Bugün bu güzellik varsa belediye başkanımızın büyük katkılarıyla hem yapımında özellikle yeşil alanlarını tamamen belediye başkanımız yaptı ve bir kısım da köylünün katkısıyla oldu. Yalnız ilk bitiminde biz köylüler olarak da gece saat 12'ye kadar gönüllü olarak orada herkes gelip çalıştı. Birinci sorunumuz buydu. Bunu kısmen hallettik. İkinci defin olacaktı. Diğer şehitlerimiz de bulunduğu zaman dedik ki o zaman bu müzemiz küçüktür. İkinci bir ek müze olarak yaptırmak istedik. Başbakan'a da gittik. Bakanlara da gittik. Özel toplantı olarak randevulu gittik. Giderken ben hiçbir zaman bu toplantılara illaki köyün diğer muhtarıyla ve şehit aileleri komitesiyle beraber gittim. Yani onlar da burada söz alırsa da konuşur, anlatacaklar. Geçen yıl, en son geçen yıl başbakana gittik. 238 bin TL isterdik bina. Bize maalesef yapamayacağını söyledi. 38 bin? 238 bin TL. 238 bin TL. Ve köyün şehit ailelerinin parasıyla biz şu anda yaptırıyoruz ve belediyenin de büyük katkılarıyla. Yani bu parayı siz şehit ailelerinden topladınız bu parayı? Şimdi şehit ailelerine her şehit için bir miktar para ödediler. Hiçbiri almadı. Yardım parası. Yardım parasını hiçbiri almadı şehit ailelerinin. Ve o parayı biz şehitlikte mesela birçok şeyleri devlet yapmadığı zaman o paradan yaptırdık.
Ya bu... Ve şimdi bu ek binadaki yapılır, şu anda da henüz bitmedi ya, bitmek aşamasındadır. Boyası da yapıldı, elektriği falan kaldı. Yani o da bitti ve belediyenin de büyük katkılarıyla olur bunlar. Ve devlet bize 238 bin lirayı şey etmedi. Bizim görüştüğümüzden galiba 3 hafta sonra ya 1 ay sonra bilmiyorum 7 tane Mercedes çıkarttılar ama. Her biri 2 trilyon tanesi. Yani ben anlamıyorum bu devletin şehitlere ne kadar değer verdiğini. Kesinlikle değer vermiyorlar. Lafta bugün, milliyetçi ama çok. Milliyetçiliğe gelince mangalda kül bırakmaz hiçbiri de. Ama icraata gelince maalesef bir hükümet düşünün ki yılda bir saat şehitlerini anma törenine vakit ayıramaz. Ve şehitleri anma törenine gelemezler. İkinci bir şey, yani şehitliğe gelmiyorlar. Yani ya sen o koltukta oturduysan ve bugün bu devletin o bakanıysan, o başbakanıysan, o cumhurbaşkanıysan, o şehitlerin kanının üzerinde oturduğunu bileceksin. Evet. Ben burada nasıl biliyorsam sen de bileceksin. Aynen. Bundan sonra hiçbirini davet etmiyorum ben. Kaymakamlığın görevidir, kaymakamlık davet etsin. Ama ben istiyorum ki kendileri bilsin önce. 15 Ağustos'da Taşkent şehitleri anma töreni var, onu kendileri bilmesi gerekir. Davetiye istememeleri gerekir. Bilakis ben kendi elimle hepsine her yıl verdim. Ama maalesef katılmadılar. Bir tek, bir de ben bunu da, bu da kafama takılıyor. Ben sorduğumda niçin gelmediler, diyor ki bana kaymakamlıktan bir yasa geçmiş. Cumhurbaşkanı katılırsa devlet töreni olur. Cumhurbaşkanı katılmazsa yerel tören olur. Ya benim anlamadığım budur. Katliam olan bir köyde senin adın Avrupa'da dahi söyleden Taşkent şehitleri olarak sen böyle bir köyün şey nasıl sen devlet töreninden çıkarın? Yeri geldiğinde bir kişiyi giden kutlan. Evet. Şehitlerde bir kişi, iki kişi yoktu. Şehidimiz hepsimizin şehididir. Ama ben özellikle devletten istiyorum ki toplu katliam olan bütün köylerin devlet töreni olsun, şehitlerinin anma töreni. Çünkü sen devlet töreninden çıkarırsan bunu yabancı hiç bakmaz, ilgilenmez. Aynen. İkinci bir şey, bizim köyümüzün köy içi hemen hemen sorunumuz yoktur. Belediye başkanımız sağ olsun her konuda, her attığımız adımda, her çaktığımız çivide emeği vardır. Belediye ve belediye çalışanlarının. Bizim büyük sorunumuz Taşkent Haspolat, Taşkent Dikmen arasındaki ana yoldur. Bunu defalarca devlete ben yazılı olarak da bizzat birebir bakanlarla da görüştüm, tartıştım. Hem de ben tartışırken parmağımın arkası saklanmam. Sert şekilde tartıştık, kavgade şekilde. Yapılacak, yapılacak, yapılacak. Geçen yıl yolları kapatacak ve eylem yapacak diye yazılı verdim. Yaz arabadadır, unuttum, alayım getireyim. Hemen çağırdılar beni, gittik görüştük. Dediler ki işte hemen yılbaşından önce mutlaka yapılacak falan, gönderdiler 3-5 tane de adam yollara, o bozuk yerleri çizdiler. O kadar kaldı. Her gün ölümle karşı karşıyadır bu insanlar bu yolları gidip gelirken. Biz de biraz önce düştük. Biraz önce de aynı olayı sen yaşadın, lastiğin patladı. Yani her gün insanlarımız bizim bu yollarda can pazarlığı yaparak işine gidip geliyor. Yani bu devlet ne zaman ister? Yani illaki büyük ölümlü kazalar olsun ve bakıp bir onarsın. Benim şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Arkadaşlar konuşsun gene. Bravo. Teşekkür ederim.
İstersen bize bir şey bakmayın. Ama diğer TV'ye teşekkür ederim böyle bir program yaptığı için. Arkadaşım, meslektaşım her şeyi anlattı. Söyledi. Ama neredeyim ben başka? İçi doludur ya, tamamdır. Siz yani, de söyleyin bir şey. Aynı yerdeyiz. Her şeyi anlattı. Benim anlatacaklarımı anlattı yani. Güngör'ü söyledi. Güngör yolu ve Dikmen yolu. Yani Dikmen yolu çok bozuk. Biraz. Çok bozuk. Yani bu kadar çukurlar var. Bir gün kamera yanına gelin beraber gidelim. Gidelim. Çekelim bir göresiniz. Yani çok bozuk. Yani ben Dikmen'e giderken yolun ortasına giderim. Dikiz aynasına bakarım ve yolun ortasına giderim. Kenarda gidemeyim. Siz bu köye ne zaman geldiniz? Biraz ondan bahsedin. Siz ne zaman geldiniz? Ben 74'te. Ben esas Dohni'den gelmeyim. Ha, biraz ondan benim bahsedin. Benim abim de şehittir. Evet. 1974'te işte geldik buraya. Siz köyde değildiniz o zaman? Küçüktünüz o zaman? Ne? Ben nasıl küçüğüydüm. Benim abim de yanımdaydı. Ama Cemal Yabanoğlu da beraberdik. Geldiler dizdiler bizi böyle sıra. Şimdi Urumca söyler gene napka hemen çözü dolar yine yani alın bunu da. Aysa John Mitz'i der yine ama piyadeyi de orada böyle potenin burnuna da çevirir. Aman der be gittik. Birazcık daha yakın tutun mikrofonu. Yakın ha. De onları aldılar gitti. Ben çocuğuydum diye bıraktılar beni. Onları aldılar gittiler. Bir kere daha geri dönmedi. Sen kurtuldun. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi 2 yıl önce burada eski Bayındırlık Ulaştırma Bakanı geldi. Burada bir konuşma yaptı. Konuşma yaptıktan sonra dedi ki buyur muhtar sen de derdini söyle. Dedim ya ben sizden dedim Bayındırlık Ulaştırma bir tek yolla ilgili bir şey söylemek gerekir dedim. Dedim ki senden 12 kilometre yol isterim. Ha, bu benim yazım da vardır yani içeride bu yollarla ilgili. Ya yazılı da müracaatım vardı içeride. Sana 15 yapayım dedi. Dedim neresini istin dedi bana. Dedim 6 kilometre Güngör Taşkent arası. 2 kilometre dedim ki kendisine köyün içinden piknik alanına. 3 kilometre da bizim şehitlikten Hamit köye giden toprak bir yol var. Yani resmi yoldur o. Ve ulaşımı da çok rahatlayacak. Hem köyümüz açısından hem bu berbat yolları da kullanmamak açısından. Sana 11 oldu. 750 metre de burada bir küçük yolcuk vardır. Yaptılar yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Tamam mı? 12 kilometre. Hiçbirini yapmadılar. Burada 750 metre bir yol var. Gel de onu başlatırlar, yapsınlar. Şimdi gidiyor arabadan alacağım belgeleri de da göstereyim. Ben böyle kuduru konuşmam. Gittim dedim ki ya bir dakika. Siz bu yolu patika yaparsınız dedim. Buradan 2 tane araba geçecek. Gittim direkt müdüre yani. Müdür dedi ya işte mal sahipleri izin vermez bilmem ne. Geldim köydeki mal sahipleriyle de konuştum. Herkes izin verdi. Tamam yahu dedi alsın dedi bir metre ne olacak. Gene de yapılmadı. Yani halk köylü izin vermesine rağmen. Köprü vardır orada. Ben sana o için dedim bana birini yolla çeksin resimlerini de gösterelim diye. Yolları. Ha. Geç geldi ama. Geç geldi yani. Bu köprü dedim burada çok dardır. Yani 2 araba değil bir araba zorla geçerik. Ve genişletilmesini istedik. Geldiler kazdılar çukurları da. Yani köprünün ön kısmını ki genişletecekler diye. Tam 3 ay var öyle beklerler biri düşsün ve ölsün. Ve ondan sonra gelsinler fiyatınlar. Bir baksınlar. Yani devlet bizim, benim bilgim dahilinde olan, ben çünkü bütün muhtarlarla bölgemizin özellikle çok işli dışlıyım. Dağın bu tarafından hiçbir yatırım yapmadı. Bir tek belediye başkanı yapar. Belediyemiz yapar. Dağın bu tarafına devlet bir kuruşluk yatırım yapmıyor.
Ben 8 yıl var muhtarım. Yıllarca kavga ettim ve bir tek yaptırabildiğim devlete şehitliğin önündeki 100 metre asfalttır. Devletin başka bir kuruş katkısı olmadı bu köye. Yani neyi anladalım? Ben artık şey ettim, isyan etme noktasına geliyor. Hani belediye başkanı da yanımızda olmamış olsaydı isyan edecektik. Tamam. Bravo. Ver Cemal Hanım'a. Ne söyleyeyim ya? Şehitler için. Önce hoş geldiniz. Otur. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz bize. Biz çok acımıştık. Çok acılar hali daha. Ben iki defa ameliyat oldum. Şeyimden. Şehitlerimizi her zaman almak isteriz. Lazımdır. Burada sandallar Taşkent'i çakmazlar. Buna karşıyım. Neden? Taşkent o kadar geç gitti. Niçin almasınlar? Almaları gerekir. Almazlar. Ondan biraz şey derim. Çok fena. Ağlarım, üzülürüm. Üzüldü sonra ben de bana da dert gelir, hastalık gelir. Bir daha size başka bir soru söyleyeceğim. Ben bölümkü yarınkıyım. Yaşlı bir kadınım. Şehit ailesini aldığımdan parayı ağzımdan keserim, yatırdırım. Şeye, kooperatif bankaya yatırttım. Çocuklarımı incitmemek için mezarı gömsünler beni ve mezarımı yapsınlar. İlişmemek çocukları var. Bizim parayı aldılar, vardı 8-9 ay hiçbir cevap gelmedi. Kim verecek, kim alacak hiç bilmezler, bilmeyiz. Ve o sorunu da çözmenizi rica edeyim. Kooperatif battı mı ne oldu? Kooperatif bankası, bundaki banka. Taşın kooperatif. Evet. Önce 2-3 kuruş koyduydum peyata, peyat battı. Aldık ondan getirdik, buna bu da battı. Bu da battı. Allah Allah. Ben yani o gün gün ölürüm. Çünkü çok kötüyüm. Öldüm, evlatlarımı incideyim. Zaten bir tanesi işsizdi. İşlemez yokmuş. Bütün şehit aileleriyle kodular çocuklarını sadece tek benim kovadılar. Neden? Benim kocamı herkes tanırdı. Ne biçim adamıydı. Sovyetler, köylüler de. Oğlum dese 20 yaşında bir ben bilirim bir Allah. Bütün gece ağlarım, bütün gün dövünürüm. Hali daha giderim mezarlarına, hasta gelirim yatırırım. Eşinizi ben, eşinizi ve oğlunuzu kaybettiniz siz değil mi? Hem eşim hem oğlum. Bir çocuğumu koymadılar şeye, işe. Aha bak, 3 tane küçük çocuk bekliyor, şeye bakar. İşsizdi. Ne kadar vereceğim gene ben? Ne kadar versem olur? İşsizdi, yeter. Ne için? Hepsinin şehit ailesi, benim şehit ailesi değildi. Benim istemeden düştü yine. Onun öyle şey, herkesin koydular. Sadece tek bir benim koymadılar. Neden? Buna cevap isterim, neden yapmasınlar bu şeyi. Üç tane küçük çocuk da öldü. Verin dedin, ekmeğini bir şeyidir ama olmaz öyle. İşlemeyince o çocukları nasıl geçirdilecek? Bu kadar da söyleyeyim. Ama bu paranızı da isterim. Her yakında isterim. Hiçbir cevap yoktu. Ben bölgü yarınkıyım. Öldüm, incideyim evlatlarımı. Ya. Öyle olmaz yani. Ona bir çözüm kaç yaşındaydı lazım. Eşiniz kaç yaşındaydı? Eşiniz ve çocuğunuz kaç yaşındaydı? Hangisi? Eşiniz ve çocuğunuz kaç yaşındaydı kaybettiğinizde? Eşi bunu kaybettim. Kaç yaşındaydı? 39 yaşındaydı o. 20 yaşındaydı oğlum. Zaten 19 yaşında. Ben de 15 yaşındaydım şu doğurduğum yeri. Ya.
Fidan gibi boyu vardı. Çirkin ya bir şeydi. Herkes tanır. Cuma şöbe dedi. Herkes tanıdı. Herkes. Evet. Bu Taşkent Kooperatifini konuşacağız bu akşam herhalde biraz daha ilerleyen vakitte muhtarımızla. Evet, var mı bu tarafa? Kapalı kapaları var. Ne zaman ben size uzatacağım? Tabii. Evet, var. Verelim hemen söz almak isteyen hanımlar da varsa eğer hemen arkadaşımız olabilir şeyi mikrofonu. Suat Bey geleceğim ama biraz daha sonra Suat Bey biraz inlesinler. Bir şey anlatma sensiz olmaz çünkü Taşkent gecesi. Arkaya. Hepinize iyi akşamlar. İsmim İrfan Işıksal. Ben 15 sene gaza müdürlüğü yaptım. Bu köyü çok iyi biliyorum. Tavşin'de çalıştım. Burada bunları anlatmak için gelmedim. Şehitlikten bahsetti muhtar. Burada Niyazi Çavuş diye biri vardı benim asker arkadaşım. O köye gitti, orada şehit oldu. Zannedersem kalıntısı da bulunamadı. Bulunmadı. Onun bir şarkısı vardı. Nisan yağmuru kadar kısa süren hayatımız. Gerçekten kısa sürdü. Şimdi muhtarın feryatlarını dinledim. Ben olaya başka türlü bakmak isterim. Şimdi kanayan yarası, KKTC'nin kanayan yarası, emirnameler. Şimdiki hükümetten beklentimiz, başbakanından tut, kontrol meydan dedik, getirdik. Başaracaklar inşallah. Emirnameler, taş ocakları, uzanın burada taş ocaklarını görürsünüz. Bu taş ocakları kanser vakalarının birebiridir. Şimdi ben biraz da Mustafa Naimoğulları'na dokunacağım. Dokunmadan geçemem. Geçen gün başarılı Tarım Bakanımız Erkül Şahali ile bir toplantı yaptılar. Dün bilmiyorum işte. Televizyondan gördüm. Ben çobanım. Yani takip edemem. Ve orada dedi ki Mustafa Naimoğulları %30 diyor verim düşecek. Maliyet düşecek. Şu olarak bu olacak. Erkut Bey ben çalışkan bir adamdır. Kendisini övmek istemiyorum burada. Başaracağına, çok şeyler başaracağına inanıyorum. Yalnız bizim memlekette 45 senedir temel yok. Hep temelsiz yapıyoruz her işimizi. Yollar bilmem ben şeyler hep temelsiz. Mustafa Naimoğulları 28-29 senedir veterinerdir. Saygı duyarım. O da bana saygı duysun. Şimdi hayvancılık ve tarımda reform şart. Birincisi yeşil ot. Ne kadar hayvanımız var? Ne kadar ekmek yer ailemiz var? Nasıl maliyeti düşürebiliriz? Bu ekim alanlarının yanlışlığı, arpa buğday ekerek onlar da olmaz. Sorgum, sugarlı, buna benzer birçok şeyleri yönlendirmemiz lazım. Anavatandan su geldi, bir şükran, gene söyleyeceğim. Bu benim fikrimdir. Su denize akıyor. 75 milyon metreküpün 50 milyon metreküp deniz akıyor ve 50 milyon metreküp de bizim kaynağımız var. Artı yağmurlarımız güzel gider. Çiftçilerimizin yüzü güler. Göletler dolmaya başladı. Şimdi eğer Mustafa Naimoğulları beni ciddiye alırsa ben hazırım Tarım Bakanlığı'na gidelim ve plan proje yapalım. Plan proje sunalım kendisine ve ışık tutalım. Bir de bu Naimoğulları'na bir soru daha soracağım. Vadesi ne zaman geldi? Kurultayı ne zaman yapacaksın? Hayvancılar Birliği'nin. Ben burada pek konuşmak istemiyorum. Rakibiyim. Bunu da söyleyeyim. Evet. Çünkü teşekkür ederim. Şimdi biraz bölgesel sorulara geçelim. Teşekkür ederim. İyi günler. Yok başka konuşmayacağım. Çünkü seyirci yoktu. Evet. Maç var Beşiktaş'ın. Oraya gittiler. Teşekkür. Halk çok burası dolu ya, nasıl seyirciler? Umduğumuzdan çok daha fazla kalabalık var burada. Tamam diyor, ondan şikayet ediyor. Ver ön sıralardan devam edelim.
Hanımlardan başlayalım o zaman. Hanımlara ver arkadaşlar. Zamanımız sınırlıdır, yalnız onu söyleyeyim. Şu onlar oraya birinci oraya. Zerrin Hanım alın siz. Biz şimdi evet beyler. Biz buyurun. Şimdi kooperatife yatırdığımız paraları buyurun. Ayar olun siz lütfen görsün kamera. Kooperatife yatırdığımız paraları var 9 ay alamıyoruz. Benim mesela oğlum ev aldı alacak. Bu paraya muhtacım çünkü bitti ev yatırmam lazım. Yakın tutun. Yatırmam lazım evi. Var 9 ay bu şeyi çeker biz. Ev bitti parayı alamadık yatıralım. Ne yapacağız? Hiçbir iş, cevap da yok. Yok ondadır para, yok bundadır para, yok yoktur, yok onu. Yani biz mağdur durumdayız şimdi. Çok kötü durumdayız. Bizim gibi kaçı bini köylü, yani bu kadar küçük köyde bu kadar para kayıp ve hiç bulunmadı. O parayı bulup almayacak da. Yani bu ben, açık yani, mı şu an değil değil mi? Açık değil herhalde. Yani çok kötü bir durumdayım. Açıktır. Biraz alıyorum. Verelim. Aslında Zerrin Hanım var arkada. Sağ oraya ver. Başka birine verelim. Aslında o konuyla ilgili verelim başkana bir şey verelim. Tamam. Getir başkanına bu kooperatif konusunu öğrenelim biraz yani nedir ne değil. Bu konuyu kapatalım bir başkan bir bilgi versin bu kooperatif konusunda. Ha bilginiz yok. O zaman muhtar versin. Neydi bu anlayalım biz de. Şimdi kooperatifimiz geçen yıl genel kurul yapıldı. Genel kurulda bu grupta yine burada seçim de yapıldı. Ve bu seçimde bize şirketler mukayyetliğinden müvettifler gelip dedi ki her şey tamamdır. İşte bu kadar paranız var, bu kadar filan yerde yatır, bu kadar filan yerde, bu kadar da paranız var nakit dediler. Burada yönetim değişti. 6 ay sonra bir baktık ki Taşkent Kooperatifi batmış. Niçin battı, nasıl battı falan onu ben o kadar iyi bilmiyorum. Fakat batan para, batan para miktarı belli mi? Batan para miktarı benim bildiğim 1,5 trilyondur. 1,5 milyon. Aha. Ama bazı kişiler der ki bu 3,5'tur. Tam bilmiyor. Benim bildiğim 1,5'tur. Yani iyi yerden duyduğum budur. Bir toplantı yapıldı şirketler mukayyetliğinde. Ve ben de gittim. Köylüler, arkadaşlar çağırdı. Sen de gel bizimle muhtar olarak gittim. Oradaki konuşmaları dinledikten sonra. Ama ben öncesi de gittiydim böyle bir oradaki memurlarla bir nabız yoklaması yaptım. Bir dakika oradaki şirketler mukayyetteki memurlarla da konuştum. Gerekli bilgiyi aldıktan sonra o günkü toplantıda ben Namık Bey'e aynen bunu dedim. Taşkent sorunu neden bitmiyor? Çünkü dedim kendine. Bu şirketlerin ya bizim Taşkent Kooperatifi'nin batmasında bir tek bizim şirket sekreteri sorumlu değildi. Birinci sorumlu dedim yine şirketler mukayyetlidir ve bu para kaybolduysa dedim birinci sizden başlar. Ve ben hala daha o iddiadayım ki bu paranın kaybolmasının en büyük sebebi şirketler mukayyetliğidir. Denetlemediği için mi? Denetledi, geldi bize burada tamamdır dedi. Neyi denetledin o zaman? Sen şirketler mukayyetlisin, bana geliyorsun, burada tamamdır diyorsun. Ve ondan sonra 6 ay sonra diyorsun bana, bilmem kaç seneden beriymiş, paralar kayıpmış, bilmem neymiş. Böyle şey olmaz. Artı benim bildiğim en çok 5 ay, 6 ay içinde bu hesaplar belirlenmesi gerekirdi. Ve insanlara da bir şey söylenmesi gerekirdi. Bu paran işte bu şekilde ödenecek sana veya ödenmeyecek. Bizim bir yıl oluyor, hala daha insanlar boşta geziyor. Bu insanların isyanı ondandır. Doğru. Bu insanların isyanı ondandır.
Niçin açıklanmıyor? Çünkü şirket emukayetliğinin de parmağı var bu işte. Onun için açıklanmıyor. Çünkü kendi kodları da bokludur. Yok, ne demek hocam? Aynen girerek, böyle söylüyorum. Yasağa girerek, yasağa girerek. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun, tanıyalım sizi. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Programlarınızı severek izliyoruz ben de. İsmim Mustafa Özyıldırım. Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Çok iyi. 2016 Kasım ayında genel kurul sonrasında yönetime geldik. 4 arkadaşımla birlikte 5 kişi. Yönetime geldiğimiz zaman kulübümüzde bir seçim oldu. Seçimin hemen akabilinde kooperatife gidildi ve kooperatif bize devredildi. İmzaları attık, kooperatifi devraldık. Ertesi gün ben mukayitliğe gittim. Kooperatifimizle ilgili döküm, bilanço, mizan gibi dokümanları istedim. Onları bize yarım yamalak verdiler. Ancak denetim raporu bizden gizlendi. Denetim raporunu bize vermediler. Denetim raporunda da denen şey, yazan şuydu ki, ibareler aynen böyle. Yapılan denetim sonucunda eksik senetlerin olduğu, verilen süreye rağmen eksik senetlerin tamamlanmadığı, 22 Ocak'ta yeniden denetime gelineceği. Yani 2017 22 Ocak'ta. Biz hesapları biraz inceledikten sonra bir şeyler uyandı içimizde. Gittik mukayide, direkt sözlü olarak. Dedik ki bizi gelin bir teftiş edin. Çünkü hesaplarda bazı aksilikler gördük. Hiç kale almadı. 2-3 kez gittik, sözlü olarak yaptık. Ondan sonra elimize eski yönetim kurulu başkanı dedi ki böyle böyle bir rapor vardı, okumadınız mı? Okumadık dedik. O raporu talep ettik, aldık raporu. 22 Ocak'ta gelineceğini söylediği halde raporda gelinmeyince 23 Ocak'ta yazılı bir talepte bulunduk. Gelin bizi denetleyin. 23 Ocak'tan itibaren hemen denetime alındı. Dönemin sekreteri Mart ayından itibaren bir şeyler olduğu ortaya çıktı ve şeye alındı. Açığa alınmadı. İzlenmeye alındı. Haziran ayında açığa alındı. Mukayitlik tarafından görevden uzaklaştırıldı. Hesaplar incelendi. Buradaki arkadaşlara net cevap verelim. Geçen hafta mukayitlikte bir toplantı yapıldı. Açığın 2.604.000 TL olduğu, 300 kusur bin TL de gayri yasal kredi dağıtımı olduğu tespiti yapıldı. Bize söylendi. 2.604.000 artı 300 kusur bin TL de şeysiz gayri yasal kredi dağıtıldı. Söylendi. Ama bu sürece gelene kadar biz Başbakanlığa da gittik, Polis Genel Müdürlüğü'ne de gittik, Ombudsman'a da gittik. Yani bir an önce bu işin sonuca bağlanması için süreç uzadıkça köyde nahoş bir sürü şey yayılır, dedikodular yayılır. Bizim talebimiz bir an önce sonuçlanmasıdır. Şu an ise mukayitlik denetimi tamamladıktan sonra Polis Genel Müdürlüğü'ne dosyaları devretmiştir. Bu dosyalar şu an Polis Genel Müdürlüğü tarafından inceleniyor. Denetimi yapan müfettişin ifadeleri tamamlanmıştır. Bundan sonra gayri polis teker teker ilgili üyelerle birebir istişareye geçecek ve yargıya intikal etsin. Şu an yani durum bundan ibarettir. Bayağı uzadı ama bu iş yani bir yıldır ve bir yılın üzerinde.
Sekreter, o sekreter, açığa alınan sekreter nerededir şu anda? Köyde mi yaşıyor? Köyde yaşıyor. Köyde yaşıyor. O bir insana da, o bir var, şeyi var, ne var ya? Başka para batıran var mı burada? Onlar da konuşsun. Ver ver ver. Allah'ım sana yıldırım. Selam, ben Mustafa Çakıcısoy. Bizim de paramız yatırttık oraya çocuğumuz geleceği için. Bu da para kaybı. Çocuğa araba aldık, borç öderdik. 3 milyar para alırım ben şimdi. 1,5 veririm arabaya. 1 milyar da veririm çocuğun okuluna, üniversitede okur. 1 milyar da kaldırma. 1 milyar ya yiyeceğim ya kredi kartı ödeyeceğim ya telefon ödeyeceğim ya şey ödeyeceğim. Yani bunlar bizi zora soktu. Biz verirlerdi bize faizleri. Şimdi faiz de vermezler. Kaldık öyle. Ne böyle? Nereye başvurayım? Gireyim borçlanayım, gireyim hırsızlık yapayım, ne yapayım? Öyle bir duruma düşürttüler. 7 ay uzadı. 7 ay da şimdi poliste uzarsa 14 ay. 1,5 sene. 2 sene uzayacak. Biz ne böyle 2,5 sene? Çocuğumu ne böyle ben? Alayım okuldan, ne yapayım? Öyle bir duruma düşürttüler bizi. Yani kime inanan? Ona giden başka söyle. Paran gözür derse tamam paran gözür yattı. Kim ona da çekti? Kim çekti bu parayı? Para yattı. Çekmeyi kim çekti? Görmen orada kim çekti? Nasıl ben bu işi anlayamadım hiç. Öyle bir duruma düşürttüler bizi. Biz de bilemeyiz ne yapacağız. Yani para yattığını görün de çektiğini görmen kim çekti? Yani böyle bir durum olabilir mi? Gülüş bir şey. Zeflerlerse giden oraya daha belli değil. Oraya giden daha çıkma, daha denetlenir. Yani maskara gibi zeflerler bizi. Dediler ki polise devrettikten sonra bize paralarımızı ödeyecekler. Hani öyle bir şey de yok. Hani yok şimdi de derler ki oraya atayacak. Almış bir kişi şimdi geçici olarak vekil vermişler birine orada. Şimdi hükümet gelince atayacak. Almış bir kişi de ona göre imza hakkı olsun da ödesinlermiş bizi. Hani öyle bir şey de hani daha bir şey yok. Ne olacak bu durum? Yani hepsi mücadele ben değilim. Daha köylü çoğu böyle bir durumdadır. Bilgi de vermezler bize yani böyle olarak böyle olarak. Hiç. Sigeller kalan hepsi sildi kaldı. Köylü de sildi. Hepsi sildi. Yani bilgi versinler mesela ve bu olacak. Bu, toplanalım gidelim. Eylem yapalım orada bir şey yapalım. Hiçbirini kınamaz. Hepsi çekildi beklerler. Ben kaç defa gideyim? 10 defa gittim ben. Sen bir kişi gittiğinde seni galiba almaz. Tanımaz bile seni. Ama kalabalık gittiğinde bir şey olabilir. Evet, birlik olması lazım. Tabii. Herkesin. Köylü hep birlik olmaz. Bazısının borç çıktı. Bazısının parası gitti. Hepsi birlik olması lazım. Madem borcun yok da borç çıktıysa sen de geleceksin benim inan. Hepsi gelecek. İcap edersen çadır kuralım oraya. Eylem yapalım. Yani günah bu insanlara hepsine şey çocuğunun parası yatırır olsa o biri gelir alır ki parasını. Olur öyle iş ya. Yani günah hepsine. Haklısın. Yani 10 milyarı da 10 milyonu da olsa paradır o insan için. Yani. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kaç paranız sizin kaç para gitti? Kaç para gitti sizin? Hesabı bilmez. Evet. Yakın tutun. Vallahi hoş geldiniz. Tanıyalım sizi. Sesli olun lütfen. Benim bir sene oldu. Bir fırtına geldi. Mandayı soktu. Gittik. Girne. Kaymakamaya gittik. Bir şey yok. Tarım Bakanlığı'na gittik. Bir şey yok. İçişleri Bakanlığı'na gittik. Bir şey yok. Evraklar da hepsi elimde. Hayvanlar üstü hepsi açık. Kendilerinin geçenlerde 500 milyon borcu vardı benim. Hemen bana avukata kart gönderdiler. Benim 10 milyar alacağım vardı, hiçbir şey yok. Yani kime anlatacağım bunları? 10 milyar kimden alacaksınız abi? Ha, zarar ziyan. Ha, hayvanlardan dolayı. Evet. Sigortalıdır bizim mandallar. Her daima sütümüzde, her şeyimizde keserler. Hiçbir şey yok. Ama bir kuruş alacağı oldu mu polis gelir kapıya. Teşekkür ederim. Peki. Sağ ol. Alsın arkadaş. Evet. Ula farklı bir konu. Senin para yok galiba. Ben kadar ağırsın. Evet. Kobra'yı. Evet. Bu kooperatif konusu önemli. Buna bakmak lazım.
kooperatifçiliği konuşuyordu. Evet, ver arkaya Zerrin Hanım var orada. Sonra da Suat Kavadar'a gelecek ön kadar. Zerrin Hanım olsun. Evet. Şimdi benim kooperatifle ilgili bir problemim yok. Param yok zaten orada. Ben başka bir açıdan alayım. Mesela devletin çocuklarımıza okullarda milli değerlerimize sahip çıkması, yeni yetişen çocuklarımıza milli değerlerimizin öğretilmesi gerekir. Okullarda ders olarak verilmesi gerekir. Bizler toplum olarak, halk olarak Rum'dan çok acılar çektik. Çok acılar yaşadık fakat maalesef bugün devletimizde Rum tarafında okullarda çocuklara daha ilkokul çağında çocuklara ders verilirken Rum, bizde maalesef daha da kaldırıldı gibi yani. Yani ben bu açıdan söylemek isterim. Bir de biz toplum olarak acılar çekmiş insanlar olarak meclisimizde bugün vekillerimizin çıkıp Rum yanlısı sloganlar atmaları veyahut da ana vatanımız Türkiye'ye ve askerimize karşı sloganlar atmalarını biz kınıyoruz. Biz şehit aileleri olarak kınıyoruz. Çünkü biz yaşadık Rum'dan neler çektiğimizi biz biliyoruz. Dünya kadar şehitler verdik. Ve bu şekilde vekillerimizin bir Türk toplumu olarak vekillerimizin çıkıp mecliste bu şekilde davranmalarını ben kesinlikle kınıyorum. Siz en fazla şehit veren ailelerden birisiniz. Evet, en fazla şehit veren aile. Biraz bahsedin bundan Zeynep Hanım. İşte biz bunları konuşurken biz o günleri tekrar yaşıyoruz. Biz kalabalık bir aileydik. Ve maalesef işte 74 ikinci barış harekatında Rumlar evimizi bastılar. Bütün köyün tek tek evlerini bastılar. Ve bizi silah altına aldılar. Avluya topladılar. İşte çıkın. Çıkmazsanız hepinizi vururuz dediler. Hepimiz avluya toplandık. Ve orada işte silahları üzerimize diktiler. Eşim, 3 tane kaynım, kayınbabam ve komşularımızın bütün erkekleri bizim avluda silah altına aldılar. Dediler ki öne çıkın. Hatta 3 tane kaynıcığım benim saklanmıştı. Dediler ki Limassol'a esir götüreceğiz. Hepsi çıksın. Çağırın dediler çıksın. İşte Andriko dediğimiz Rum. Bizim köyümüzün Rum'u. Ve babam çağırdı. Gelin çocuklarım dedi. Da esir götürecekler. Limassol'a kampa falan götürecekler diye. Çocuklara çağırdı. Onlar da çıkıp geldiler. Ve orada kaynanam sarıldı. En küçüğü 13 yaşındaydı. Sarıldı çocuğa. Andriko dedi. Bırak dedi. Daha dedi 13 yaşında dedi. Hepsini aldın bunu olsun bırak dedi falan. Andriko çekti çocuğu böyle kaynanamın kucağından. Ve daha emzirin damı. Daha memme damı verin dedi. İşte hepsini silah altında aldılar. Eşim sarıldı işte çocuklarına, bana sarıldı. Sanki içlerine doğmuştu yani. Gidip de geri gelmeyecekleri. Onlara iyi bak dedi. Bizi unutmasınlar dedi. Onlara sahip çıkın çocuklarımıza. Bizi unutmasınlar dedi falan. Öyle alıp gittiler. Hiç başları öne dönmedi. Çıkmaz sokakta otururduk. Hiç başları öne dönmedi yani. Hep bize bakıyorlardı. Çocuklarına bakıyorlardı. Ve ben o bakışlarını hiç unutmadım. Ve asla da unutmayacağım. Biz çok acılar çektik. Onun için tek istediğimiz devletimizden bizlere sahip çıkması, çocuklarımıza sahip çıkması ve dediğim gibi okullarımızda çocuklarımıza milli değerlerimizi, geçmişimizi, geçmişimiz öğretilsin, ders olarak verilsin. Geçmişini bilmeyen bir millet, bir halk geleceğe asla emin adımlarla yürüyemez. Yani biz bunu biliyoruz. Başka diyeceğim. Sağ ol.
ön tarafa getirirsen buraya. Buyurun, tanıyalım sizi de. İsmim Ersoy Talu. Taşkentliyim. 24 yıl aşağı Taşkent'te muhtarlık yaptım. İlk konum bu devlet. Devleti suçlamak bana göre yanlıştır. Bu devletimiz şehit kanlarıyla kurulmuştur. Biz eleştireceksek hükümetleri eleştireceğiz. Devletin bir yaptırım gücü yok. Yaptırım gücü hükümetlerdir. Evet. Onun için devletimize hepimiz saygı duyalım. Çünkü şehitlerimizin kanı canıyla kuruldu bu devlet. Onun için buna herkes saygılı olalım. Bir de garantilerle ilgili Türk askerinin biz bu adadan gitmesini kesinlikle istemeyiz. 1974 yılında 22 Temmuz günü Barış Gücü Komutanı geldi Türk mahallesine ve bize dedi ki biz size güvence veririk. Silahlarını teslim edin ve biz burada kalıp sizi koruyacağız. Biz size güvence veririz. Barış Gücü Komutanı söyledi. Bizim tabii başka silahımız yoktu. İşte av tüfeği birkaç tane verdik. Ve o Barış Gücü kaçtı köyden. Aynı gün Rumlar, köylümüz Rumlar, beraber yaşadığımız Rumlar aynı gün Türk mahallesini 4 saat kurşun yamına tuttular. Biz bugün bu Rumların neyine güveneceğiz? Neyine güveneceğiz? 40 sene, 80 sene Rumlarla beraber yaşadık Dohni'de ve sonunda da bizi kurşuna dizdiler. Gene katliamlar mı yaşayın? Onun için biz Türk askerinin bu adadan gitmesini kesinlikle istemeyiz. Kesinlikle. Türk askeri bizim her şeyimizdi. Bir de tabii konuşmaya başlamadan önce tüm şehitleri saygıyla anarım. Ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da şehit düşen Mehmetçiklerime saygıyla anarım. Diyeceklerim şimdilik bunlar. Ondan sonra gelin. Ve Suat Bey yanına. Yanına. Ne istersen. Gelelim o zaman. Bu arada hoş geldiniz Zorlu Bey. İki hafta göremedik sizi nihayetinde. Tabii yoğunluk da vardı. Hoş geldiniz. Evet, var mı söz almak isteyen? Farklı konular var. Yol konusu vardı. Şu yoksa başkanıma vereceğim. O... Tamam. Benim eşim konuşuyor. Aynı. Efendim? Benim de öyle eşim konuşuyor. Aynı sorun. Bu yolları soralım. Başkanın geçen gün bakanı ziyaret etti. Konuştular. Bir belki buyurun. Evet. Tabii her şeyden önce Sayın Reşat Akar şunu söylemek isterim. Halk meclisi halk arasında bir tutku haline dönüştü. Dolayısıyla hem katılım her geçen gün artıyor hem de televizyonları başında izleyenler her geçen gün artıyor. Ben bu özellikle bu programdan dolayı hem sizi hem Diyalog TV ailesini yürekten gönülden kutlarım. Çok teşekkür ederim bu yayından dolayı. Tabii ki halk meclisi, halka mikrofonu götürüyorsunuz, halkın sesini tabii ki bütün dünyaya sorunlarıyla ulaştırırsınız. Bu güzel bir program oluyor. İnşallah uzun bir süre daha böyle devam eder. Tabii ki işte Taşkent'teyiz bu akşam. Biz Taşkent köyümüz Dikmen Belediyesi'nin 11 köyünden bir tanesi. Burada yaşam güzel geçer aslında. Özellikle şu anda bahar ayları da her taraf çiçeklerle, yani yeşiliyle, doğasıyla güzel bir yöremiz Taşkent. Şimdi tabii ki şikayetler var. Eski muhtarımız dedi ki devleti eleştirmeyin. Hayır, aslında yanlış anlaşılmasın. Devleti yönetenleri eleştiriyoruz. Evet, benim de bölge belediye başkanı olarak söyleyeceğim çok söz var tabii ki. Yani bölgemize gelmeyi bırakın, yatırım yapmayı hiç istemeyen, benimsemeyen birçok yöneticilerle tanıştık.
canımızı ezdiler. Çok hırpalandık, yılmadık ama. Şimdiki muhtarımız diyor ki işte belediyemiz de baş başa verip, el ele verip birçok işin üstesinden geldik. Evet, biz de Dikmen Belediyesi olarak halkımızla birlikte el ele vererek bütün sorunlarımızın üstesinden geldik. Evet, güçlü bir belediyeyiz. Bundan da gururla bahsedebilirim. Evet, güçlü bir belediye. Her yönüyle güçlü ve halkımızın da bütün sorunlarının üstesinden gelebilecek bir yapıya sahibiz. Ama şimdi devleti yönetenlerin böyle bir hakkı yoktur ki evet işte biz Dikmen'i ayırıyoruz, Dikmen'e hizmet etmek doğru değildir. Gara siyaset izlendi belli bir dönem. Bunlar hoş değil tabii ki. Vatandaşı ayırmamak lazım. Biz KKTC'liyiz, Kıbrıslıyız, bu memlekette doğduk, bu memlekette yaşıyoruz, vatani görevimizi yaptık. Çalışanlarımız vergilerini de bu devlete ödüyor. Bu devletin de bütün nemalarından yararlanacağız. Evet, siz de, size de geçmiş olsun bu arada. Çünkü gelirken talihsiz bir kaza yaşadınız. Evet, Dikmen bölgesindeki ana yolların neredeyse bütünü bozuk. Bundan önceki Ulaştırma Bakanımız sağ olsun bölgemize hiç dönüp bakmadı. Sadece 8 yıl araştırması, çalışması devam eden sadece Gönyeli Boğaz yolunun asfaltı döküldü. Güzel de oldu aslında. Ama bunun dışında bütün yollarımız özellikle Boğazköy, Dikmen, Dikmen Taşkent, Taşkent Hasbolat yolları ve Pınarbaşı'ndan yani Boğaz'dan Pınarbaşı'ndan Göçeri'ye, Şirin Evre'ye kadar ölüm çukurlarıyla doludur yollarımız. Bunların ivedilikle çözülmesi için ben geçmiş dönemdeki Ulaştırma Bakanlığı'nın ne kadar randevu istediysem da cevap dahi vermediler. Sağ olsun Tolga Atakan Bey, randevu yani yeni hükümetin bakanlığına ilk randevu talep ettiğim insandır. Kendisine buradan teşekkür ederim. Dün sabah görüştük. Dikmen bölgesinin de yollarının dikkate alınacağını ve bütçe geçer geçmez de harekete geçeceklerini söylüyor. Bu beni çok mutlu etti aslında. Çünkü insanımızın canı avucunda yollarda seyahat eder. Bu kötü bir durum aslında. Bunu ortadan kaldırmak tabii ki devletin görevidir. Devletin yönetenlerin görevidir. Dolayısıyla buradan kendisine teşekkür ederim. Bir olumsuz durum ortadan kalkmıştır. Biz Dikmen Belediye Başkanı olarak ben Ulaştırma Bakanı'yla 2 sene randevu talep ettim, görüşemedim. Bu ortadan kalktı. Tabii ki biz bu memleketin yurttaşıyız. Biz de bu bölgede yaşayan insanlar olarak devletin şefkatini istiyoruz. Devletin katkılarını, yardımlarını istiyoruz. Çünkü bu bizim hakkımız, en doğal hakkımızdır. Bunun yanında işte tutun sağlıktan, eğitimden her şeye kadar da Dikmen Belediyesi ilgileniyor. Dikmen Belediyesi'nin bölgede çalıştırdığı 8 tane sağlık ocağı var. Bunların bakımını, onarımını, hemşiresini Dikmen Belediyesi tedarik ediyor çalışanlarımız da. Sağlık Bakanımıza teşekkür ederim. Her dönemde aksamadan, bir tek son dönemde aksadı işte araç sıkıntısı yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nda ve Dikmen Belediyesi bölgemize gelen doktorları da kendi bölgemize, insanımıza hizmet versin diye biz taşıdık. Umut ederim ki bu da ortadan kalkar. Sağlık Bakanlığı daha donanımlı olur. Eğitimde de eğitim akla geldiği zaman da tabii ki bu bizim görevimiz her şeyden önce onu söyleyeyim. Eğitime katkı bilirsiniz. Yasa gereği emlak vergilerinin %15'ini eğitime katkı olarak ayırıyoruz. Biz Dikmen Belediyesi olarak ne kadar yükümlülüğümüz, sorumluluğumuz varsa bugüne de hepsini yerine getirdik. Hatta fazlasını. Bu tabii ki çocuklarımıza da, halkımıza da 1000 kere helal olsun. Bu bizim görevimiz. Eksiğini yapmayacağız. Fazlasını yapacağız tabii ki. Bunda da özellikle Dikmen bölgesi her geçen gün gelişen, büyüyen bir bölge. Sadece ilkokullarla olmuyor. Ortaokula, liseye giden öğrencilerimizin mutlaka ve mutlaka bölgemizde kendi yerinde eğitim alması gerekir. Bu hem ruh sağlığı açısından hem de işte trafikte zaten götürene kadar çocuğu okula bütün dikkati dağılır. Ne kadar da eğitim alsa bence yerinde eğitimini alırsa daha başarılı, daha güzel nesiller yetiştirebileceğiz diye düşünüyorum. Onun için Eğitim Bakanımızdan da randevu talep ettim. Bu konuda da kendisiyle mutlaka görüşeceğim ve
devletin desteğini Dikmen bölgesine getirmemiz gerekir. İnanırım ki bizi dikkate alacaklar ve bölgemizde bugüne kadar halkımızdan esirgenen bütün hizmetler yerine gelecek. Şimdilik bunları söylerim. Sizlere bir kez daha teşekkür ederim. Tamam. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan Taşkent halkına da bir kere daha teşekkür ederim. Bölgemizde yaptığımız en çok katılımlı halk meclisi toplantısı da burada oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Verecekler biraz daha verelim. Biraz köylüler konuşsun buradan. Verelim burada arkadaşlar mikrofonu. Orada oturabilirsiniz. Zorlu benim yanımda oradan. Tanıyalım sizi buyurun. 25 yaşındayım. Taşkent'te doğdum büyüdüm. Mehmet Yücel adım. Benim tek demek istediğim bir konu var. Tabii ki biz gençik. Burada yaşamak ve burada kalmak istiyoruz. Tarlalardan dolayı açayım konuyu. Şehir tarihleri örneğin kırsal kesim arsaları. Bence bu köyde herkes diyor yer yok falan. Ama bence bulunabilecek bir yerdir. Başta Durmuş Muhtarımıza söylemek isterim. Bence bulabilir. Çabalarını duyduk da inşallah bulur. Ben örneğin 7 ay önce evlendim. Annemden bulduğum bir tarladan evim yapmaya çalışıyorum. Birkaç arkadaşım var FOTA'ya kaçtı. Arsa arıyor ama zamanın gelen devletlerden deyim verip herkes satıyor. Buna bir yasa, buna bir çözüm bulamıyorlar mı? Örneğin 40 yaşında adama kırsal kesim arsası veriyorlar. 50 işte yani bunları bir çözüm ya. 5 yılda yapmıyorsa onu geri alın. Bizim köyümüzde 2-3 kişi var. Hala daha satmaya çalışıyorlar. İyi para yani. Örneğin arkadaşım var benim burada. 2 yıl önce dereyi içine verdiler. Yapılsın diye. Kırsal kesim arsası. Ona nasıl yapsın bizim arkadaşımız? Çoğu köyden kaçıyor. Kiraya çıkıyor. Bunlara bir çözüm istiyoruz. Tabii ki Durmuş Muhtar da burada. O bizden daha çok bilgilendirir. Ama yani bence bu köyde tarla yok mu? Bence var. Sadece partilerden dolayı geliyor. O senin particisindir. Onu verdiler. Doğru. Eskiden benim bildiğim bayanlara dağıtmıyorlardı. Askerliğini bitiren gençlere dağıtılıyordu. Şimdi bayanlar alıyor. Yani ihtiyacı olanlara vermiyorlar. Benim düşüncem, şahsi düşüncem. Herkes düşüncesini söylese sevinirim. Teşekkür ederim. Ver bakalım Muhtar'a. Tabii kadınlar da alsın. Köylüyse, ihtiyaçlıysa alsın. Onun ayrı gayrısı olmaz onun tabii. Şimdi Mehmet'e teşekkür ederim bana tabii. Bu soruyu sorduğu için. Çünkü ben bunu söyleyecektim de unuttum. 3 yıl önce başladım. Her 6 ayda bir olmak suretiyle. Köyde aşağı yukarı 36 tane arsa çıkacak. Yer vardı, haritalarını alıp Sosyal Konut Müdürlüğü'ne her 6 ayda bir olmak şartıyla verdim. Her gittiğimde bir önceki faturalar kayboldu, haritalar kayboldu. Sorduğum zaman herhalde bir yerdedir ama Taşkent'in dosyasına girmedi bunlar. En son bana dediler ki 8-10 tane arsalık yer bulduk size, işte burasıdır. Neresidir dedim. Neresidir arkadaşlar bilir misiniz? Mezarlığın bu ana yola bakan taraf var ya, o dağın yamacı. Orası. Şehitliğin arkası. Kısal bir yere bakan kısmı. Dedim ki bunu gelirsen köye dağılasın, kusura bakmayın harç çıkarırız dedim. Eğer bunu dağılacaksanız dedim, zaten yolun altı imara kapalıdır bir. Eğer bunu yapar, daha aşağıda dedim, 17-18 dönüm yer vardır. Gidin orayı parselleyin, düzgün bir şekilde çocuklarımıza verelim. Veyahut da bunu vereceksen, gelin dedim, yolunu da yapın, asfaltını yapın, altyapısını getirin dedim. Böyle dağın yamacında, alın size dedim, nasıl verdiyseniz dedim, daha önce derelerin içinde ve çocuklar iddia etti, ben böyle şey istemem dedim. İkinci bir şey, manra konusu da var köyümüzün. Bütün manralar köyün içindedir. Şimdi gideceğim arabadan alacağım yazıları da göstereyim. Burada görünsün. 380 dönüm yer vardı. Getirdim, müracaat ettim. Dedim ki işte burada bu var. O 380 dönümde bir kısmı Hamit köylülerinmiş ve mirasçıymış. Dolayısıyla bana böyle bir yazı geldi. Dolayısıyla
veremezlermiş. Yahu sen bir devletsin. 380 dönümün 150 dönümü 15 kişinin ise gelip sen o 150 dönümü ayıraman ve geri kalanını şey edelim. Verelim hayvancıya. Ve hayvancıya vermeyeceksen açalım kırsal kesim arsası verelim ya köylüye. 3 tane köy olur orada. Yani biz haritaları da verdik ve ben gayri yasal olarak tabi ben yasal da yapsam çünkü onlar lazımdır kendileri araştırmasını yapsın. Gayri yasal da yaptım. Oraları boştur ama asla oralarında işlem yapılmadı. Her 6 ayda bir de verdim bu 3 tane haritayı. Kim aşağı efendim? Yukarı o şeye, İçişleri Bakanlığı. Kaymakam. Bakanlıkta şeye Sosyal Konut Müdürlüğü'ne. Evet. Evet. İşte Hamit köylüyle la bizim köylüyle rekabet içeri orasını şimdi. Evet. Yani çocuklar da ne diyecek ki biz uğraşmayın. Biz her gün uğraşırız. Ben her gün yani haftanın 5 gündür en az 3 gününü Lefkoşa giderim bu işler için. Gerek bu konularla gerek şehirlik konularıyla köy sorunlarıyla giderim. En az 2 defa, 3 defa başkanı her gün görürük zaten. Bu nasıl söylenir kafasındaki bir şeyler yapalım diye. Sağ olsun başkanımızdan başka kimse de destek olmadı bize. Teşekkür ederim. Tamam buyurun. Alınma. Tamam bir dakika. Şimdi tabii ki çok önemli bir konu. Bölge gençliğinin bölgemizden göç etmemesi ve kendi yerinde yerleşip yuva kurması önemli bir mesele. Şimdi şudur aslında, merkezi hükümet yerel yönetimlerle işbirliği yapsa aslında bu sorun ortadan kalkar. Biz Dikmen Belediyesi olarak Taşkent'te de Dikmen'de de diğer bölgelerimizde de evet merkezi hükümetin bilmediğinden daha fazla boş yerleri de biliyoruz, arsaları da biliyoruz ama ne yazık ki hiçbir zaman merkezi hükümet yerel yönetimleri işbirliği yapmayı istemez. Dolayısıyla bu sorunlar ortaya çıkar. Aslında tek bir çare var. Merkezi hükümet, yerel yönetimleri dikkate alacak. Bütün sorunu da bence kendinden çözülecek. Teşekkür ederim. Ya. Demin de konuştum. İsmim Ersoy Talu. Benim varlığım köyün içindeydi. Benim evet. Ağlım köyün içindeydi. Ben istediğim yer, mandayarı vermediler. Sonunda gittim kendi arazime yaptım. Bütün izinlerimi aldım hepsinden de. Çevre dairesinden, su dairesinden, jeoloji dairesinden, belediyeden hep izinleri aldım. Sonunda Girne Kaymakamı Gürkan Kara Bey 4,5 milyar harç parası istedi benden mandıra yaptım diye. Allah Allah. 4,5 milyar harç parası istedi benden. Nasıl hayvancıyı nasıl desteklemedi bu? Ya isterseniz ağılımızı köyün dışına çıkaralım. Ya 4,5 milyar harç parası. Vermedim öyle durur. Ve hayvancıyı desteklemek budur. Şansımızdan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Bey buradadır. Ha söylerim. Girne Kaymakı Gürkan Karabey 4,5 milyar harç parası istedi bende. Olamaz böyle bir şey. Hayvancıya destek böyle mi? Teşekkür ederim. Evet. Verelim o zaman başkana, Mustafa Başkan'a. Ne yapılması lazım Mustafa Bey bu konuda? Bu mandıra bölgede, öncelikle herkese iyi akşamlar. Reşat Bey, bu akşam farklı bir köydeyiz. Taşkent'te aslında bu akşam arkadaşlar geçmişiyle beraber bu köyde yaşayan, yani geçmişiyle iç içe yaşayan insanlarla birlikteyiz bu akşam. Benim kayınpederim de Taşkentlidir. Bizim de ailemizde şehit vardır. 20 yaşında halamın oğlu mesela alındı. O da nerede olduğu da belli değildir. Her ailede, her yerde, Kıbrıs'ın her tarafında şehitlerimiz vardır. O yüzden tabii ki geçmişine sahip çıkmayan insanlar kesinlikle geleceğe de iyi yönde bakamazlar. O yüzden köylülerin özellikle 15 Ağustos'taki törenlere yetkilileri katılmadığını söylemeleri benim acayime geliyor. Doğru bir şey değildir. Bu bir tören değil. Burada herkesin katılması gerekir. Şunu ifade edeyim ki
İrfan Bey'den başlayayım. Sayın İrfan Işık'tan herhalde buradadır. Kendisi özellikle yem bitkisi konusuna değindi. Dün Sayın Şahin'i bizi izah etti. Kendisi bize randevu istedi. Biz kendisine dün randevu verdik. Ve kendisi bizi ziyaretinde ben şunu ifade ettim. Özellikle yarı kurak bir ülkede yaşıyoruz. Kuraklıkla yetişiyor olan bir ülkede biz girdi maliyetlerimizi düşürmek zorundayız. O yüzden halen daha 2017 yılından bile yem bitkisi destekleri ödenmemiştir. 2018 yılına girdiğimiz bugünlerde yem bitkisine destek kalemlerinin gözden geçirilip arttırılmasını ve özellikle yem bitkisi yapımına, sanosilaj yapımına destek vererek, arttırarak girdi maliyetlerini ve suyun da maliyetini aşağı çekerek %30 düşürebiliriz diye ifade ettim. Buydu onun ifade ettiği. Diğer bir konu da kendisi aday olacağını söyledi. Bizim birliğimizde zaten demokratik olarak bizim birliğimiz yıllardır, ben 15 yıldır birlik başkanıyım. Demokrasiyi en sonuna kadar kullanıyoruz. İsteyen istediği şekilde aday olabilir. Bugün seçilerek bir yere gelmek önemlidir, atanarak değildir. O yüzden İrfan Bey de başkanları da aday olabilir. O yüzden şunu ifade edeyim ki yönetim kurulumuz ne zaman karar verirse Haziran'a kadar veya Mayıs'ta veya Mart'ta ne zaman karar verirse de yine kurulumuzu yaparız. Bu yıl içinde de yapılacaktır mutlaka. Sefer seçimden çıktık, yeni seçimlerden çıktık. Diğer hayvancı arkadaşımızın yeni erken seçimden çıktığımız için şu anda da ekim zamanında seçimi var. Evet. Şey var şimdi yerel seçimler. Yerel seçimlere giriyoruz. Tabii ki bizim en büyük sıkıntımız bütçe sıkıntısı. Şu anda halen de 2017'den ödemeler yapılmamıştır. 2018 bütçesi daha ne zaman geçecektir belli değildir. Nisan'ın 24'ünde tekrar seçim hesapları devreye girecektir. Haziran'a kadar hayvancı ödemesini bekliyor. Birçok ödemeler daha yapılmamıştır. Önemli olan budur. Ama özellikle ağır yeli konusu, özellikle ağırlardaki zarar ziyanı ödenmesi konusunda Kaymakamlık ve İçişleri Bakanlığı tarafı sorumludur. Özellikle ağır yerinde, ağır yeri konusunda Kaymakamlık gidip bölgede ağır bölgesi gösterip o bölgeye hayvancının ağırlığı yapmasını ortaya koymaktadır. Ama arkadaşımız kendi aracısına bunu yapmıştır ve dönüp Kaymakamlık kendisinden 4500 lira vergi istemektedir. Bu bir vergidir aslında. Bu tamamen doğru bir olay değildir. Kendi toprağına yapılmıştır ve kendi ağırlığı olarak yaptığı için de kendisine vergi istemesi doğru bir olay değildir. Burada aslında ağır bölgesi muhtarın dediği gibi ayrılıp köyün içinden yıllardır bizim mücadele ettiğimiz ağırlığın çıkarılmasıdır. Bu konuda da ki belediyemizi bilmiyorum. Belediye başkanımız bu konuda kaymakamlıkla nasıl bir şey içerisindedir? Özellikle ağırlığın çıkarılması konusunda, yer verilmesi konusunda nasıl bir ilişki içerisindedir? Bunu kendisi biraz sonra bize izah ederse, özellikle ağırlığın çıkarılması konusu biraz da belediyelerin de gayretiyle kaymakamlıklara gidip de bunların üzerine gidip çıkarılması gerekir. O yüzden ben özellikle bu akşam burada bulunmaktan çok mutlu oldum. Teyzem konuşurken, anlatırken gözlerim doldu. Çünkü bunları yaşayan kendileridir. Bu sizin de gözleriniz doluyordur ki sizi de izliyordum. Sayın Akar, bu yaşanan bir yıllardır yaşanan bir olaydır. Herkes de bunu bilmektedir. Biz tamamen Kıbrıslı toplumu olarak geçmişimizi tabii ki unutmuyoruz. Ama şehitlerimize de sahip çıkılması lazım. Kooperatif konusuna gelmek istiyorum. Kooperatifçilikte denetim çok önemlidir. Eğer bugün Dikme Kooperatifi'nin paraları ortada yoksa insanların, burada Taşkent Kooperatifi'nin paraları ortada yoksa burada şirketler mukayyeti %100 suçludur. Neden? Denetim yoktur. Siz sürekli burayı denetlemek zorundasınız. Yılda bir defa, 6 ayda bir defa denetleyip raporu da ortaya koymanız gerekir. Eğer bugün bu halkın parası ortada yoksa bunun bedelini şirketler mukayyetinin ödemesi gerekir. Bu insanların da zarar ziyanını şirketler mukayyetinde bulunan fondan, orada oluşturulan fondan bu insanların zarar ziyanının karşılanması gerekir. Çünkü burada mağduriyet bu insanlarındır. Ama ortada herhangi bir hesap yoktur. Kimin hesap vereceği de belli değildir. Süreç yargıya gitmiştir. Bu yargı ne zaman sonuçlanacağı da belli değildir. Kooperatifçilikte en önemli nokta denetimdir. Denetlemek zorundasınız. Siz suçluysanız
bedelini ödeyeceksiniz ve bu insanların parasını da hızlı bir şekilde ödemek zorundasınız. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Tabii ki belediyelerin de başlıca görevlerinden bir tanesidir. Lütfen. Çevreyi temiz tutmak, köy içerisindeki ağılları organize hayvancılık bölgelerine taşımak doğru bir düşünce. Tabii şimdi biz Dikmen köyünde ağıl yoktu. Son zamanlarda bile 3-5 böyle çoğalmaya başladı köy içerisinde. Bunlara tedbir almaya çalışıyoruz. Yalnız şunu söylemek isterim. Dikmen işte 2008 yılında yerel yönetimler reformu çerçevesinde belediyemize 10 yeni köy bağlanmıştı. Bir baktık ki birçok köyde ağıllar yaşam alanı içinde evlerin avluları ağıl. Yani birçok köyümüzde bunlar var. Ciddi sıkıntılar yaşadık ama en çok da sıkıntı Fota köyünde yaşanmaktaydı, dağ yolunda. Yaklaşık 4 yıl oluyor. 3 yılı aşkın bir zamandır. İşte dağ yolu muhtarının da girişimleriyle. O zamanki işte hayvancılık dairesi müdürü Sayın Ercan Sınay'ın, Mehmet Envergil'in kaymakam olduğu dönemde Dağyolu köyünde Büyükbelen diye bilinen bölgede tepenin üzerinde bir alan bu maksatla ayrıldı. Hali arazi ve köylüye dağıtacak. Belediye görev üstlendi bu konuda. TC Yardım Heyeti'nden sağ olsun başkan bu konuda büyük destek verdi. 80 bin lira gibi para ayrıldı bu maksatla. Belediyeye aktarıldı. Bu proje de 135 bin liraya bitti. 55 bin lira belediye kendi kasasından koydu ve bitirdik. Sularını dahi götürdük. Parsellere hükümet değişti. Bir baktık ki İçişleri Bakanı'nın talimatıyla, Kutlu Evren Bey'in talimatıyla Girne Kaymakamı'na olaya koydu. Hala daha 3 sene 4 sene geçmesine rağmen sorun çözülemedi ve ağıl da yapamadılar arkadaşlar. Evet doğrudur. Köy içlerinde bazı ağıllardan dolayı köylümüz rahat nefes alamaz. Biz de bu konuda mücadele veririz ama hayvancılık yapan insanların da ekmeği sonuçta onlara da yardımcı olmak bizim de görevimiz. Ama ne yazık ki merkezi hükümetle anlaşmazlıktan dolayı bu konular çözülemiyor. Taşkent'te 3-4 sene önce gene işte Hamitköy tarafında bir bölge tespit edildi. Evet doğrudur Muhtar Bey'in söyledi ama köydeki hayvancılar da oraya gitmek istemedi. Çok uzak. Gece hayvanları da bırakacaklar. Risk gördüklerinden istemiyorlar. Dolayısıyla köyümüze, bölgemize daha yakın yerlerde halkımızın, hayvancımızın mandıra yapacağı yerleri tespit etmemiz lazım. Yani hayvancılık dairesi ya da Tarım Bakanlığı bizden yardım istese belediyeden biz çok yer gösteririk. Dolayısıyla ben gene aynı şeyi söylerim. Merkezi hükümetle yerel yönetimlerin işbirliği daha düzenli olursa inanırım ki halkımız için daha yararlı olacak ve halkımız daha fazla rahat edecek. Teşekkür ederim. Evet, var mı söz almak isteyen? Zorlu Bey'e verelim o zaman. Çok değerli Taşkent halkı, civar köylerden gelen değerli arkadaşlar, tabii ki burası şehitler diyarı olan bir yer. Şehitlere selam olsun. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onların hayatta kalan bugünkü ailelerine de sağlıklı ömürler olsun. Tabii çok büyük acılar çekerek bugünlere geldik. 74 öncesi ve 74 sonrası. 74 öncesi işte Taşkent'te silahsız insanlarımızı, teslim olmuş insanlarımızı toplayıp götürdüler. Teraziden de arkadaşlar vardı, Tatlı Su'dan arkadaşlar vardı. Hepsi birden katledildi, şehit edildi. Tabii onlar geride çok büyük acılar bıraktılar. Şimdi Taşkent'te şehitleri anma törenleri olur. Ben her sene geliyorum. Buradaki tören devlet töreni olması gerekir. Çünkü burada bir soykırım yapıldı. Rumlar
Taşkent'te, Atlılar'da, Murat Ağa'da, Sandallar'da soykırım yaptılar. Dolayısıyla bu soykırım yapılan yerler yerel anma törenleri şeklinde anılmaması lazım. Devlet töreniyle anılması lazım bu aziz şehitlerimiz. Bunları unutturmamak lazımdır. Ama kim nasıl, kimin aklından geçtiyse hem Taşkent şehitlerini anma etkinlikleri hem de Abdullah Murat Ağa ve Sandallar'daki anma etkinlikleri maalesef yerel düzeye indirildi. Ve devlet erkanı da birçok seneler buraya gelmiyor. İşte geçen sene toplu halde defin töreni vardı. Ondan dolayı da devlet erkanında ciddi bir katılım olmuştu. Ben de bir yıl tabii saatini bilmiyordum ve katılamamıştım etkinliğe ama köyde yapılan Mevlid-i Şerif törenine en azından oraya olsun geleyim dedim. Sizlerle paylaşayım dedim. Çünkü bugün şehitlerle bu ülkede alay edenler de çıkıyor. Mücahitlerle, Türk Mukavemet Teşkilatı'yla alay edenler de çıkıyor. Türk ordusunun Kıbrıs'taki varlığıyla alay edenler de çıkıyor. Bugün Türk ordusu Afrin'de şehitler veriyor. Acılar yaşıyoruz. Ama bir bakıyorsunuz ki Türk ordusunun oradaki harekatını bile küçümseyenler var. Dolayısıyla şunu ifade etmek isterim ki Türk ordusu bizim güvencemizdir. Türk ordusu caydırıcı bir güçtür. Türk ordusu burada olmasa hepimiz Atlılar, Murat Ağa, Sandallar'da ve Taşkent'te yapılan katliamlar gibi hepimiz de katledilecektik. Bugün o çocuklar, hayatta kalan çocuklar ve onlardan doğan çocuklar da bugün olmayacaktı. Dolayısıyla bunları unutmadan yolumuza devam etmemiz gerekir. Onun için devletin varlığı ve bağımsızlığı her şeyden önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim milli devletimizdir. Cumhuriyet Meclisi de bizim milli meclisimizdir. Bunlara sahip çıkacağız. Bunların itibarına gölge düşürmeyeceğiz. Köyde sorunlarınız var. Bakın emirnameler var bu bölgede. Niye emirnameler çıkarılıyor? Bunlar kaldırılması gerekir. Çoktan beridir bunu söylüyoruz. Reşat Bey'in programlarına katıldığımız günden beri diyalogdan biliyorsunuz. Pınarbaşı'nda söyledik, aşağıda Fota'da söyledik, daha ileride Hısarköy'de söyledik, Şirinevler'de söyledik, Akdeniz Köyü'nde bunları ifade ettik. Dipkarpaz'a gittik, orada söyledik, Gereğin Erenköy'e gidip söyledik. Niye bu emirnameler ve gençlerimiz, çocuklarımız buralarda ev yapamıyor? Kırsal kesim arsası verilebiliyor, verilmesi gerekir, altyapılarının mutlaka yapılması gerekir ve onlardan çok cüzi miktarda bir para alınması gerekir. Gerekirse toplu konut projeleri geliştirilmesi lazım. Kırsal kesim arsası yerine bazı yerlerde de toplu konut yapılabilir. Evet, toplu konut halinde bu konular daha da kolay çözülebilir. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gün gelecek boş arazi bulmakta da sıkıntı çekebiliriz. Yollarımızda da tabii ki sıkıntılar vardır ama ben tabii Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı'nı dinledim. İşte şu kadar projemiz vardır. 2018 projesi, bütçesi geçer geçmez bu kadar yol yapacağız 2018'de diye ifade edildi. Bu projeler geçmiş hükümet dönemi zamanında yapıldı. Yani şu anda bir anda daha bir haftalık oldu. Hükümet bütçesi de görüşülmedi. Dolayısıyla şimdi gelen bakan bu projeleri bir noktada kendisi hazır buldu. Birçok yolların da ihaleleri çıkıldı. Ama eksik kalan yollarımız da çok. Yapılmayan yollarımız da çok. Anavatan Türkiye yetkilileri de ifade etti. Sayın Büyükelçinin bakanları ziyaretinde de ifade edildi. Bu sorunlar en büyük eğitim, sağlık ve yollar fevkalde önemlidir. Ama Anavatan Türkiye Cumhuriyeti merak etmeyin sizin en büyük yardımcınız olacaktır şeklinde de ifade etti. Dolayısıyla kooperatif kredi şirketinde yaşadığınız sıkıntı gerçekten büyük problemdir. Bunların çok süratle halledilmesi lazım. Çünkü geciken adalet adalet değildir. Yani siz
bu şirket batmazsa çok süratle bir şekilde oluşturulan fon, sigortalar bunları ödemesi gerekir. Geciktirmemesi gerekir. Belki de yasal eksiklikleri vardır. Bunların süratle tamamlanması lazımdır. Dolayısıyla mağdur durumda kalan arkadaşlara geçmiş olsun diyorum bu şirketten dolayı. Hakikaten çok zor bir durum. Çünkü herkesin hastalığı var, çoluk çocuğu var, torunları vardır. Bunlar kolay şeyler değildir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne de sahip çıkarak 74 Mutlu Barış Harekatı'ndan önce yaşadığımız acıların içerisinde geçmişi de unutmadan, bakın bu dağ, ben gelirken dağdaki o ay yıldızlı bayraklar, ışıklar yanıp sönüyordu. Diyordum ki içimden şöyle geçti, bu aziz şehitler de burada yatıyor. Bu aziz şehitlere selam veriyor bu ay yıldızlı bayraklar, bu beş parmak dağlarında. Bu yapılan bu bayrak, ay yıldızlı bayrak ve hemen onun altında şehitlerimiz kabirleri orada. Onlara sanki ışık tutuyor, onlara şafak veriyor. Dolayısıyla bayraklarımıza, devletimize, vatanımıza, topraklarımıza sahip çıkarak geleceğimizi daha iyi kurabiliriz. Ama çıkıp da birisi anlaşma olsun bir an önce de bu ay yıldızlı bayrakların ilk taşını ben sökeceğim veya bu ay yıldızlı bayraklar Rum tarafını incitiyor, barışa hizmet etmiyor, barış dili değildir bu bayrak beş parmak dağlarında gibi yazılar yazanlar çıkıyor. Maalesef vardır. Dolayısıyla bunları da çok değildirler. Bereket Reşat Bey'in söylediği gibi ben Reşat Bey'in milli konulardaki hassasiyetini de biliyorum. Milli davadaki hassasiyetini. Ama milli dava hususunda hepimizin hassasiyeti olmalı. Şehitlerimiz için, gazilerimiz için, vatanımız için, ana vatan Türkiye için çok büyük hassasiyetimiz olması gerekir. Diğer sorunları yerel yönetimlerle merkezi yönetimlerin mutlaka işbirliği yapması lazım. Muhtarlarla belediyelerin, belediyelerle merkezi hükümetin, yine muhtarlarla merkezi hükümetin ciddi işbirliği ve dayanışma içerisinde bu sorunların el atmaları gerekir ve çözmeleri gerekir. Ben çözülmeyecek sorunlar değildir bunlar, halledilebilir. Ama Cenab-ı Allah bizi bir daha 74 öncesi duruma düşürmesin. Taşkent'te yaşadığımız bu katliamı Allah bize bir daha göstermesin. Dolayısıyla Kıbrıs'ı Helenleştirmek isteyenlerle artık ortak bir devletimizle olamayacağını bir kez daha söyleyelim. Evet, bizim evet. Devletimiz var, birleşik bir Kıbrıs, birleşik bir federasyon artık mümkün değildir. Hepinize bundan sonraki yaşamınızda sağlıklı, mutlu, uzun ömürler dilerim. Hepinizin acılarını bir kez daha yürekten paylaşıyorum ve aziz şehitlerimizi tekrar selamlıyorum, saygılar sunuyorum. Evet. Şimdi evet. Buraya gelecek tamam. Suat Bey, tamam. Bir dakika vermek zorunda. Suat Bey buraya geldik. Konuşmanı da isterim çok. Birkaç kelime söylesem olur. Çünkü programın başında söyledim. Sen bu katliam döneminde tek sağ kalan insansın. Bütün Kıbrıs'ın da bir kez daha seni görmesini ben isterim. Köyünüze geldik. Senin köyüne geldik. Herkes tanısın istiyorum. Bunun şu açıdan da yani senden verilecek bir mesaj da bu köye sahip çıkılması açısından çok önemlidir. Cemali Hanım söyledi. Zerine Hanım söyledi. Herkes söyledi. Şimdi bir defa ben şunu söyleyeyim. Bu kooperatif meselesine biz sahip çıkacağız. Yani ben bunu bir sorumluluk olarak aldım üzerime. Gerekli her türlü yayını yapacağım. Her türlü uyarıyı yapacağım. Bu kooperatifde batırılan paranın hesabını hem vermeleri için batıranların hem de bu paranın bir an önce bir şekilde devlet tarafından bulunup finanse edilip ödenmesi için. Bunun formülü vardır. Yeni bütçe de hazırlanıyor. 6 tane parti mecliste fedakarlık yapar. Devletin siyasi partilere katkısı vardır her yıl. Bir kısmını bağışlarlarsa, 1/4, 1/5 bu iş çözülür. Bu sene biraz eksik alsın partiler paralarını. Daha çözülebilecek yöntemler var. Örtülü ödenek bütçeleri var. Bir yıl yer vardır. Bunun takipçisi olacağım bir. İkincisi bir de halkımıza da çağrı yapmak istiyorum. Evet, kesinlikle zaten ilk onu söyledim. Herkes bu köyü gelip görmelidir.
Taşkent köyünü Atlılar Murat Ağa sandalları da ama buraya da gelip görmelidir. Buranın insanlarıyla bir selamlaşmalıdır. Hissetmelidir. Bir takım şeyleri hissetmelidir. O nedenle bir dayanışma ruhuna da çok ihtiyacımız var. Şehitliğimizi gelip görmelidir, ziyaret etmelidir. Burada iki tane muhtarımız var, çalışkan. Onları da arayıp, onları da o müzeyi, mutlaka müzeyi ziyaret etmelidir herkes. Çünkü bunu görmezsek, bunu yaşamazsak kesinlikle nereden nereye geldiğimizi bilemeyiz. Ben bunu rica ediyorum. Herkes gelsin, görsün, konuşsun. Hem şehitliğe gelsin, bir fatiha okusun. Hem müzeyi görsün. Bu müze çok önemlidir. Benim üzerime çok etkisi oldu. Onun için ben istediğim, yani böyle veda ederken seninle böyle iki sözünü alalım. Suat Kavadar ve öyle Kavadar'ın. Şimdi söyleyecek çok şey vardır. Ama burada bu ortamda gitmez. Evet. Şimdi 30 sene, hatta 30 değil de 44 senedir beni tanımayanlar bundan sonra hiç tanımaz. Tamam. Evet. Şimdi aramızda milletvekili adam vardı. Karşılaştık, tokalaştık. Dedim tanıdın beni? Yok. Ya işte ben o şahısın bir katliamdan kurtuldum. Ama sen idin o çocuk. Bak. Bana ben söyleyeceğim, işini söyleyeceğim, verdim ben bu mikrofonu söyleyeceğim. Bana söyle. Büyük, en büyük ihaneti ve haksızlığı birinci UBP hükümeti, ikinci de ÇTB hükümeti yaptı. 19 yaşındaydım ben buraya geldiğimde. Tamam. 14 sene kapılarını aşındırdım. Gittim geldim, gittim geldim, gittim geldim. Al bu kağıtçı, git Girne'ye, ilçe örgüt başkanı var, oraya. Gidin, git köyüne, örgüt başkanına. Kaç sene kaldılar iktidarda? 20 sene. Yaş oldu 40. Geldi o birileri. Gittik beyefendi, bize de bir yaş, bir iş ya, bir şey ya. Yaşın oldu 30. Tutmaz artık. Devlet dairesine giremem. Ne yapacaktık yani? Ne yapacaktık? Beyaz evine arkadaş geldi, birisiyle tanıştım orada. Ben hiç öyle bir şey konu bile duymadım dedi bana. Enformasyon dairemiz vardı. 20 sene, 30 sene kapımı aşındırdılar. Git gel kameralar, bilmem neler, BBC'di, otur budur. Gitti geldi. Bir arpa boyu kat etmedik. Kendi içimizde döndük, dolaştık, birbirimize anlattık. Dünya duydu. Yok, duymadı. Duymadı. Biz bu kadar olay geçti başımızdan geldi. Milletimiz, devletimiz, halkımız kazansın diye mücadele ettik. Nereye çek? Reza gittik. Nereye çek? Reza konuştuk. İşe gelince iş yok. Üç tane arkadaşım varsaydı bu partiden de biraz yanlarına yanaşırdın. O filan partiden buna iş yok. Biraz önce meyillenirseydin buna iş yok. Geldik geldik abi bu yaşlarda geldik kaldık sap gibi ortada. Zorlu Bey de buradadır Sayın Milletvekilimiz. Söylesin bakalım. Haklı mı haksız mı? Haklısın. Hı? Beni lazım parmağınla göstersin derdi. Aynen öyle. Ha? Aynen öyle. Ne olduk? Bu yaşa geldik. Sigorta bile yatırmadık. Nasıl demek ki çıkacağım? Çıkmadık. İşte en sonunda 20 seneden sonra haklılarına geldi ve de bize 300 lira. 300 lira bir maaş bağladılar bize. 1989'da. 74'ten 89'da. 14 sene. 300 TL'yle o zaman para öyle geçirdik. Şimdi oldu 2700 kusur. Ama ben istemedim ya para. Bana bir iş verir ben de. İşleyeyim. Ve kazanayım. Bir yerde ben de emekli olayım. Bileyim olsun garanti değil. Nasıl? Evet.
Evet. Yani süreç Emunlar Reşat Bey. Yani olayları daha önce belgesel yaptık, konuştuk. Evet. Zaten her yerde şeyimiz vardı, belgeselimiz vardı, neyimiz vardı. Daha ne söyleyeyim? Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, böylelikle noktalıyoruz programı. Farklı konuları konuştuğumuz programlar oldu. Farklı bir köy, kendi hassasiyetinin yanı sıra yaşanan sıkıntıları da böylelikle öğrenmiş olduk hep beraber. Bundan sonrasına ilişkin tabii halk meclisi devam edecek. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa Kaplıca köyünde olacağız. O bölgeye gideceğiz. Şimdiden ifade edelim ve bölge insanını da şimdiden davet edelim oradaki programımıza. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Merhabalar.